Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün elimde Samsung'un yeni A serisinden Samsung Galaxy A55 5G bulunuyor. Bu cihazla beraber yine İstanbul sokaklarındaydık. İstanbul'un en renkli sokaklarından olan Balat'a geldik ve sizler için bir çekim gerçekleştirdik. Eğer bir telefon ve bir cihaz alırken sizin için önemli olan husus kameraysa eminim ki bu video sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir düzeyde olacak. Şimdi dilerseniz fotoğraflar ve videolara geçelim. Sizler için bir şeyler çektim. Ön kamerada videolar, arka kamerada videolar, fotoğraflar, portre modları gibi birçok özellik bulunuyor. Onları sizler gördükten sonra beraber değerlendirmek istiyorum. O zaman fotoğraflar ve videolar gelsin. Şu an Samsung A55'in ön kamera testindeyim. Çözünürlüğümü de 4K 60 FPS aldığımı belirtmek istiyorum. Ön kamerada bu şekilde görünüyorum. Normal ışıkta böyle, ters ışıkta da bu şekilde göründüğümü belirtmek istiyorum. Sesim de umarım size iyi bir şekilde iletiliyordur. Cihazın ön tarafında rengi birazcık soluk göründüğünü hissediyorum. Bu benim pek hoşuma gitmiyor. Bir de çok yakından çektiğini belirtmek istiyorum. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. 5'e geldik. Gerçekten cihaz artık işletim sistemiyle o kadar iyi bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim ki renklerin doygunluğu, canlılığı zaten her zaman söylüyorum. Bakın Samsung'un öyle bir sensörü, öyle bir kamerası var ki fotoğrafları iyi çıkartıyor. Arka kameradan bahsediyorum. En azından benim inisiyatifimde hoşuma gidiyor. Benim istediğim, benim çekmek istediğim gibi fotoğraflar çekiyor. Bu tarafta Samsung'u seviyorum arkadaşlar. Bahsettim. Oldukça tatmin edici bir özellik olduğunu kamerada hoşuma gitti. Özellik fotoğraflar çektiğimde ise yine cisimler, nesneler oldukça netti. Bunlar benim hoşuma giden taraflar. Cihazda şöyle bir şey var. Video tarafına geleceğim. Arka kamerada stabilizasyonu sevdim. Önde de sevdim ama sevmediğim bir taraf yüzümün çok solgun bir şekilde çıkıyor olması. Ön tarafta video çekerken biraz böyle renkler solmalı değil. Ama yapay zekayı açarsanız eminim ki daha doğru, daha güzel renkler sizleri bulacaktır. Portre modunu açtığım zaman da bir küçük kedi fotoğrafı görmüş olmanız gerekiyor. Fotoğrafı yakınlaştırdığın zaman kedinin çerçevesini böyle tüylerini biraz bulanıklaştırmıştı. Bu tabii ki köşeleri belli fotoğraflar çektiğimde o kadar hissettirilmiyor. Gayet önle arka planı ayırabiliyor nesneleri. Ama birazcık böyle kedi gibi tüyleri en ince ayrıntısı olan taraflarda maalesef ki çok da iyi sonuçlar çıkaramadığını söyleyebiliriz. Ama kısaca bahsedecek olursam arkadaşlar, kesinlikle bu cihazda renkleri sevdim. Video kalitesini sevdim. Aynı zamanda çift modun olması da bir özellik. Vlog tarafında belki kullanmayı tercih edenler oluyordur. Fotoğrafı, bir tane fotoğraf vardı. Kapıları çekmiştim. Bu kapıları çektiğim fotoğraftaysa renkler tam anlamıyla doğruydu. Yakınına gidip baktım ve gerçekten güzel bir şekilde çıkmıştı. Kısaca özetleyecek olursam ben cihazı sevdim. Sizler nasıl buldunuz? Hava birazcık soğuk olduğundan dolayı daha fazla dayanamıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda artık fotoğrafları sizler değerlendireceksiniz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Paylaşmayı unutmayın. Bence hakkını veriyor diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşmek üzere.